Selamünaleyküm, hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Malcolm Pereira Lacroix'nin hayatını anlatacağım. Arkadaşlar iki tane boş videom var, onları sileceğim. Artık futbolcu hayatı ve ben bir kulübe gidiyorum. Oradan öğrendiğim bilgileri burada birlikte yapacağız. Yani pas, antrenman, onun gibi. Bir de arkadaşlar maç videoları göndereceğim. Arkadaşlar şimdi biz burada Malcolm Pereira Lacroix, Galatasaray'ın stoper defans yıldızı, savunmacı yıldızı Malcolm Pereira Lacroix. Galatasaray'a bu dönem çok katkı yaptı arkadaşlar. Diğer tek Galatasaray değil. Öğrendiğime göre diğer takımlara da çok katkı sağlamış. Hatta çok iyi oynamış. Ve sağ bekte de oynayabiliyormuş. Hani böyle düşünün. Nagatomo olmadığı zaman Malcolm onun önüne geçebiliyor. Hemen başlayalım. Malcolm Pereira Lacroix. Malcolm 14 Ekim 1988 yılında Brezilya'nın Bahia bölgesinde doğmuş. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Cruzeiro B'de başlayan futbolcu ertesi yıl Cabo Frense'ye kiralık olarak gitti. Futbol kariyerinin ilk yurt dışı transferini 2008-2009 sezonunda Portekiz takımlarından Nacional E takımında gerçekleştiren Malcolm takımının sezonu 4. bitirip Avrupa kupalarına gitmesine 28 maçta katkı sağlamış. Üst düzey performansıyla dikkat çeken Brezilyalı Porto'nun radarına girmiş. Demek ki arkadaşlar çok iyiymiş. Porto o zaman da çok iyi bir takımdı. Yani bildiğimiz şimdiki Porto değil. Şimdiki Porto'nun 10 katıydı o zaman. Daha iyiydi. Daha fazla iyiydi bana. Ben bildiğime göre. 1.91 boyundaki Malcolm hava toplarına başarısı, agresif yapısı ve Brezilyalı olmasının verdiği pas tekniği de öne çıkıyor. Arkadaşlar Brezilyalılar neden öyle? Mesela Brezilyalıların diğer Türklerinden farkı var ki aynı pası veremiyorlar mı? Ama demek ki Brezilya'nın böyle bir özelliği varmış. Bilmiyordum. Hemen geçelim, devam edelim. Savunma merkezine görev yapan savunmacı ihtiyaç olduğunda sağ bekte oynayabiliyormuş. Yani ben size başta dedim ya. Nagatomo olmadığında Malcolm orada oluyor. Yani Malcolm da sağ bekte çok şey arıyormuş öğrendiğime göre. Yani ortada stoperde oynadığı gibi sağ bekte de oynayabiliyormuş. Yani aynı. Çok iyiymiş. 4 Haziran 2009 yılında 2.2 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Malcolm ilk yılında takımı adına sadece 4 maçta forma giyebildi. Yani daha takıma alışamamıştır onun için. Takıma alışmamış olduğu için de antrenmanlarda fazla böyle etki gösteremiyordur, daha tecrübe gösteremiyordur. Onun için devam edelim. 2010-2011 sezonun başında takımın önemli isimlerindendi. Yani 4 maça çıkmış ama yine de önemli isimmiş. Sezonun başında takımın bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves'in Zenit'e transfer olması ile kendine ilk 11'de yer bulabildi. Yani diyor ki Bruno Alves onun yerini almış. Yani Bruno Alves olduğunda demek ki o zaman Bruno Alves daha iyiymiş. Bruno Alves Zenit'e gittiği gün ilk 11'e girmiş. Malcolm 37 resmi maça çıkarken takımının Portekiz Premier Ligi ne be? Ben İngiltere Premier Ligi biliyorum. Portekiz'i bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Portekiz Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına katkı sağlamış. Demek ki o zaman iyiymiş. Porto UEFA Avrupa şampiyonluğunu ara kazandı ki ben bilmiyordum. Belki o zaman Porto'yu fazla araştırmamıştım. Onun için vardır arkadaşlar. Arkadaşlar bu bilgileri goal.com'dan öğrendim.
İsterseniz de Guano Pekan'dan öğrenebilirsiniz. Güzel bir uygulama. Birçok futbolcunun hayatını anlatıyor. Yani işinize çok yarar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen videoyu kapatayım.